Sevgili Vizyon 58 televizyon izleyenleri, Bir Şifa Kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki önemli konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cenal olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Hocam sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Doktor Ali Rıza Cenal. Sivas Divri doğumluyum. 1966-67 arası o civarlar. Çapa 91 mezunuyum fakülte olarak. Daha sonra koşu yolu ihtisası yaptım. Bir 10 yıl koşu yolunda çalıştıktan sonra da yaklaşık 20 yıldır özel sektördeyim. Yani kalp cerrahisi güzel bir dal. Severek yapıyorum. Aynı zamanda başhekimsiniz. Burada da evet. 4 yıldır başhekimlik yapıyorum. Yani mutlu mesut çalışıyoruz. Mesleğinizi seviyorsunuz. Bir kesinlikle Sivaslı tabii. Olarak da Sivaslı'nın kanalındasınız şu an. Tabii. Bütün Sivaslılara selam. Evet. Hocam bildiğiniz üzere 3 ve 9 Kasım organ nakli haftası olarak biliniyor. Farkındalık ayı oluşturulmuş. Bununla alakalı başlayalım isterseniz. Tabii ki. Organ nakli nedir hocam? Başlangıç organ nakli işte adı üzerinde işlevini kaybetmiş bir organın çıkartılarak bir diğer canlıdan alınıp o organı takılması adı üstünde. Yani bu kalp olabilir, böbrek olabilir, göz olabilir, karaciğer olabilir. Yani organ nakli aslında çok önemli bir konu biliyorsunuz. Hayat kurtarıcı bir işlem. Ama maalesef yani bu farkındalık oluşturması da o açıdan önemli. Hala organ bağışı konusunda ciddi sıkıntılar var, çok eksiklikler var. Çok hayat kurtarıcı olmasına rağmen ama hala maalesef yeterli seviyelerde değil. Hani ben genelde kalp üzerinden gideyim isterseniz. Kalp nakli biliyorsunuz 1967'de Christian Bernard tarafından yapılmıştı. O zamanlar çok başarılı değildi ama 80'den sonra 1980'lerden sonra bu bazı ilaçların bulunmasına, bu hani bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçların bulunmasına sonra bayağı bir ivme kazandı. 90'larda falan bayağı artmaya başladı. Ama daha sonra da 2000'lerden sonra falan azalmaya başladı. Bunun sebebi de yeterli organ bağışının olmaması. Yani şu anda yine kalp üzerinden söylüyorum. Aslında bu böbrek ve karaciğer için de geçerli. Çok organ bağışı bekleyen kalp hastası var. Özellikle ileri derecede kalp yetmezliği olan, işte hastanelerde kalp yetmezliği tedavi gören, evde yani son dönem kalp yetmezliği olan kişiler maalesef bunlar eğer kalp bulamadıkları zaman neredeyse bir yılda yarısı kaybediliyor. Yani maalesef. Ölüm maalesef, ölümle sonuçlanıyor. Ve yani organ bağışı da yani bütün dünyada kısıtlı. Yani Türkiye özelinde de söylediğim zaman Türkiye'de daha da kısıtlı. Yani bunun tabii bir takım sebepleri var. Hukuki sebepleri var, sosyal sebepleri var, dini sebepleri var. Yani çok sebep var işin içinde. Yanlış bilgilendirme var, yanlış bir korku var. Biraz da dine yani var. Aslında hani dini olarak da bu İşte dini yetkililer de genelde aslında bu konuda fetvalar veriyor. Yani organ bağışı konusunda olumlu fetvalar veriyor. Yani çok bir engel yok deniyor ama yine de bir yıkılmamış bir şey var. Korku ve şey var. En çok büyük korku gördüğüm kadarıyla işte yani biz canlı canlı ölmeden alıyorsunuz. Belki işte yaşayacaktı gibi bir endişe var insanlarda. Yani tabii anlıyoruz bunları ama bunlar tabii ki bu organ bağışı ve organ nakli çok ciddi denetlenen, ciddi kontrol edilen, bu işte ölüm olaylarının ciddi bir şekilde ispatlanıp tamamen kanıtlandıktan sonra yapılan şeyler. Onun için aslında çok korkmaya falan gerek yok. Ama burada tabii insanları da işte aydınlatmak lazım. Bu farkındalık oluşturmak lazım. İyicelik anlatmak lazım. İnsanlar korkuyorlar. Ya ben işte organ bağışlamak istemiyorum. İşte belki ben yaşayacaktım. Belki işte yani işte çocuğum belki işte yani ölmeyecekti. Belki kurtarılacaktı falan psikolojik gibi. Psikolojik olarak kendini. Psikolojik olarak evet.
Ama yani bir insancı olarak, yani hümanist bir düşünceyle bakıldığı zaman aslında organ bağışı yapmak lazım. Yani herkesin de bence organını bağışlaması lazım. Bunun için de çok korkmaya gerek yok. Çünkü hakikaten beyin ölümü tam olduktan sonra yani organ bağışı yapılıyor. Yani burada hani bir hileydi, şuydu, buydu falan yok. Yani beyin ölümü olduktan sonra da zaten eğer kendisi bir kişi yani beyin ölümü olduktan sonra organı bağışlamak istiyorsa bu çok anlaşılabilir bir şey. Yani ailesi de bunu kabul etmesi lazım. Çok nadir süreçlerde beyin ölümü gerçekleşse de makineler cihazlarla yaşatmaya çalışıyorlar ama sonra yani bu yıllarca süren bir şey sürüyor ama yani hakikaten beyin ölümü tam olduktan sonra iyileşme olmuyor. Ama şöyle olabiliyor, yani beyin ölümü tam olmadan ciddi beyin hasarları olduğu zaman, diyelim ki işte 20 yaşında bir çocuk bir trafik kazası geçirdi ya da düştü, bir şey oldu. Beyinde ciddi hasar oluştu. Tabii bunun beyinde hasar oluşuyor ama diğer organlara çalışıyor. Böbrekleri, karaciğeri, kalbi gayet normal çalışıyor. Yani buradaki kalp, yani organın altındaki temel şey bu. Beyin ölümü olacak, diğer organları iyi çalışıyor olacak ve bunların bağışı olacak. Şimdi buradaki problem, yani bir beyin hasarı olduğu zaman bu beyin hasarının ciddiyeti önemli. Yani bu beyin ölümü biraz daha farklı bir şey. Yani daha o en son aşama dediğimiz ve bunu da karar vermek öyle basit değil. Yani burada işte kalp cerrahi, anestezi doktoru, nöroloji doktoru, beyin cerrahı, beyin doktoru. Bir heyetten geçiyor. Tabii. Yani bunu çok kişi değerlendiriyor. İşte MR'larıydı, tomografileriydi, klinik bulgularıydı. Yani öyle çok basit bir karar da değil bu, yani beyin ölümü kararı. Onun için yani çok korkmaya falan gerek yok, özellikle bu beyin ölümü konusunda. Ama beyin ölümü olmamış ise, diyelim ki ciddi bir hasar oldu, ciddi bir kanama oldu, bu hastanın tam beyni ölü olmamış, zaten biz bunları organ nakli sistemine sokmuyoruz. Ya bu bekliyoruz. Her yaş aralığında olursa olursa olsun. Her yaşta olur. Tabii. Her yaşta olur. 80 yaşında ya da 90 yaşındaki bir birey de olsa bunu en son şekilde yani evet, beyin ölümünden sonra. Evet. Şöyle yani çünkü biz toplumda şöyle bir algı var. Yaşlı üstünde durmuyor. Zaten ölümle bir dünya. Ölecek. Hani onun için doktorlar, hekimler üstüne düşmüyor gibi bir yanlış bir algı var. Bunu öyle değerlendirmemek evet, gerekiyor. Evet. Zaten yani 80-90 yaşındakilerden almıyoruz. Yani normalde hani böyle böbrek, karaciğer yani o yaşlarda kalp zaten yani böyle 50'sinden 60'dan sonra mümkün olduğu kadar almıyoruz zaten. Onları da iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani burada yaş sınırları da önemli. Daha çok biz yani genç, orta yaş grubu ya da çocuk gruplarında kalp naklilerini ya da işte diğer organ naklilerini tercih ediyoruz. Kaç yaş aralığında oluyor hocam? Yani yeni doğan bir çocuğa da gerekebiliyor, olabiliyor. Kaldırabilir mi? Olabiliyor. Bazı doğuştan kalp hastalıkları var. Mesela işte çok kompleks, çok delik değil yani çok daha komplike kalp hastalıkları var maalesef. Onların ameliyatları da mesela yapılıyor ama sonuçları çok iyi değil. Mesela böyle hipoplastik sol kalp sendromu gibi bazen böyle hani kalbin büyük bir kısmı geri içmemiş, kalbin yarısı oluşmuş, yarısı oluşmamış gibi çok büyük ağır kompleks doğumsal kalp hastalıklarında mesela o zaman kalp nakli, kalp akciğer nakli bazen denenebiliyor, yapılabiliyor. Onların sonuçları daha iyi mesela şeye göre, ameliyatlara göre, yapılan ameliyata göre. Ama bunlar tabii çok nadir gözüken şeyler ve o yaşta da yani nakil bulmak da hakikaten zor. Zor. Hocam nakil yapılabilecek doku ve organlar nelerdir? Sadece kalple sınırlandırmayalım. Tabii biraz da genel yani en çok şu anda yaygın yapılan böbrek. Böbrek, karaciğer, kalp ve göz diyebiliriz. Onun dışında diğer yüz nakli falan gibi böyle işte el, kol, bacak, ekstremite nakil gibi şeyler de olabilir ki yapılıyor. Ama onlar hayati olarak değil de biraz estetik olarak evet, mı değerlendiriyorsunuz? Evet, biraz öyle. Evet, biraz öyle ama hayati olan yani kalp, böbrek ve karaciğer. Nakil olması yani bir organa nakil edilmesiyle alakalı nasıl bir karar veriliyor? Yani nasıl bir şikayetle geliniyor ki sizlere? Sizler de bununla alakalı bir süreç, bir nakil işlemini gerçekleştirme kararı hususunda heyet. Ya bu şimdi tabii organına göre değişiyor. Mesela böbrek yetmezliği diyelim ki bir insan böbrek yetmezliğine girdi.
Diyalize bağlı kaldı. Yani şimdi bir insan diyalize bağlı kaldığı zaman bu diyalizden dolayı çok ciddi problemler oluşuyor. Özellikle birkaç, mesela diyelim ki 20 yaşında diyalize girdin ya da 30 yaşında diyalize girdin. Yani bunun böyle uzun yıllarca şey devamı biraz zor. Diyalize bağlı komplikasyonlar gelişiyor yıllar içerisinde. Ve bu ileriki dönemde hem hayat şartlarını zorlaştırıyor. Çünkü diyalize haftanın 2 günü, 3 günü diyalize girmek, orada saatlerce orada kalmak uzun dışında evet hem yorucu bir süreç hem de uzun yıllar diyalize bağlı olarak gelişen bir takım ciddi problemler oluşabiliyor. Özellikle kalp damar sistemi yönünden ciddi problemler oluşabiliyor. O yüzden böbrek nakli önemli. Yani hem hastanın yaşamı süresinin uzunluğu açısından hem konfor açısından önemli. Böbrek yetmezliği olan hastalara çok yaygın biliyorsunuz böbrek nakli. Böbrek naklinin şöyle bir avantajı var. Canlı kişiden yani kalp için muhakkak beyin ölümü olmuş olması gerekiyor ama böbrek ve karaciğer için öyle bir şart yok. Tam da onu soracaktım evet, ilerleyen evet, süreçlerde. Evet, evet, evet. Hani yani, bir böbrekle yaşanabilir, bir ciğer akciğerle yaşanabilir. Şu anda mesela o çok yaygın. Onu biraz daha detaylı bir şekilde anlatırsak. Yani böbrek nakli kadavradan da alınabileceği gibi, yani işte beyin ölümü gelişmiş birisinden de alınacağı gibi, yani canlı, normal bir sağlıklı bir insandan da alınabilir. Karaciğerde de o tür bir şans var. Ama tabii tercihen yine çünkü bir böbrek, eğer bir insan biliyorsun iki böbreği var. Evet. Bir tanesini alındığı zaman o bir çok rahat yaşayabiliyor. O da işte çok yakın, işte eşi olabilir, kardeşi olabilir, çocuğu olabilir. O uyuşmama durumu ya da o nasıl onu kararını verebilir? Uyuşmamayı, yani burada sadece kan grubu olması yeterli oluyor. Kan grubu dışında diğer şeyler, bu HLA doku grupları, uyuşmazlıkları falan var ama yani o çok onları ayrıntısına girilse bile onları çok engel değil. Yani onları işte biz zaten biliyorsunuz daha sonradan reddetmesin diye bir takım ilaçlar kullanması gerekiyor. Yani uzun bir süreç değil mi aslında? O kişiye göre organın bulunması, ameliyat süreci, iyileşme süreci aslında uzun bir süreç değil mi bu? Yani bir yani, hasta diyelim ki size şikayetiyle geldi, sizler karar verdiniz. Ona uygun bir test sonucu, kan ya da işte kan sonuçlarıyla neyse organ naklini gerçekleştiriyorsunuz. Sonra ameliyatı diyelim ki herhangi bir uyuşmazlık olduğu zaman ya da bu gibi etkenler oluyor mu? Muhakkak tabii. Yani tabii organ nakli de tabii şu anda günümüzde hala yani güllük gülistanlık değil. Evet. Ona bağlı hala red olayı dediğimiz yani reddetme olayı. Çünkü sonuçta başka bir dokudan, canlıdan doku aldığınız zaman bizim oradaki, bizim bağışıklık sistemi hücrelerimiz onları bir virüs gibi, mikrop gibi düşünün, öyle algılıyor. Nasıl vücudumuza bir mikrop girdiği zaman hemen ateşimiz çıkıyor, oraya işte bizim lokus dediğimiz, aküvar dediğimiz hücrelerimiz onlara saldırıyor. Aynı mantık burada da geçerli. O dokuyu geldiği zaman yabancı olarak görüyor. Ona saldırmaya çalışıyor. Tabii biz bu durumlarda işte son yıllarda özellikle bu 80'li yıllardan sonra ki yakın zamanlarda daha da gelişti. Bu immünosüpresif dediğimiz yani bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar sayesinde bunları son derece azaltıyoruz. Bu saldırıyı ama buna bağlı olarak da tabii başka problemler de olabiliyor. Enfeksiyon riski artabiliyor. İşte özellikle bu tür kişilerde bağışıklık sistemini baskıladığımız için ona bağlı bir takım problemler olabiliyor. İleriki dönemlerde her şeye rağmen reddedebiliyor. Yani başka tekrar bir organ bulmak gerekebiliyor. O ihtimaller var ama onların oranlarına baktığımız zaman oransal olarak bunlar düşük ihtimaller. Sonucun toplamına baktığımız zaman da organ nakli son derece faydalı. Yani zararlarını ve faydalarını hesapladığınız zaman kesinlikle faydalı bir yöntem. Zaten özellikle karaciğer, hadi böbrekte, diyalizde belki idare ediyorsun ama karaciğerde mesela öyle bir şansın da yok. Karaciğer yetmezliği son derece maalesef ölümcül seyrediyor. Eğer bunda da zaman sıkıntısı var maalesef. Yine kalp biraz da hani biraz ilaçlarla ya da başka yöntemler var belki söyleyeceğim biraz sonra. Hani bir şansımız olabiliyor ama karaciğerde o da pek fazla yok. Böbrek biraz daha iyi. En azından diyalize girip şansın olabiliyor.
Ama karaciğer mesela biraz daha sıkıntılı. Yani ben tabi uzmanı değilim. Yani bir kalp cerrahı olarak ama yani bizim de tıbbi olarak bildiğimiz şeyle karaciğer yetmezdi. Maalesef ölümle sonuçlanıyor. Yani uzun da sürmüyor. Böyle haftalar, aylar içerisinde, belki günler içerisinde maalesef kaybedilebiliyor insanlar. Öyle durumlarda işte nakil son derece hayat kurtarıcı, özellikle karaciğer için söylüyorum. Karaciğer dediğim gibi kadavradan, yani beyin ölümü gelişmiş kişiden de alınabileceği gibi yine sağlıklı kişiler de işte annesi, babası, kardeşleri bir miktar karaciğerin bir kısmını bağışlayarak hayatını sürdürebilecek kişilerden de alınabilir. Ama şey olsa daha iyi tabii. Yani yani beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden alınsa daha iyi tabii ki. Peki hocam, kişi ölmeden organ nakli kararı alınabilir mi? Yani kişi kendisi yetki verse ama ailesi karşı çıktığı durumda nasıl bir... Maalesef şimdi o hukuki şeyler önemli, ülkeden ülkeye göre değişiyor. Mesela Avrupa'da ya da Amerika'da bazı ülkelerde, hepsinde de değil, kişi kendisi başladığı zaman bunu hukuk olarak tespit edilirse direkt organ alınabiliyor. Ama Türkiye'de mesela bizim şeyin lazım, ailenin, yakınlarının onayı lazım. Yani kişi kendisi istese bile daha sonradan ailesi onay vermezse olmuyor. Yani bu hukuki şeyler, bunlar tabii değişebilir de, bu kanunlarla, yasalarla çok rahat değiştirilebilir şeyler. Ama şu anda çoğu yerde bu kısıtlama var. Yani hasta kendisi bağışlasa bile ailesi destek vermediği zaman hala o problemli süreçler var. Yani kişi kendisi istese de aile vermediği sürece. Bazı ülkelerde oluyor ama bazı ülkelerde olmuyor. Türkiye'de olmuyor. Evet. Peki hocam, kalp nakliyle alakalı yöntemlere biraz değinsek. Evet, yani ben şimdi tabii benim alanım olduğu için belki biraz daha emin konuşacağım. O birilerinde çok genel, yani o birileri de muhakkak tabii çok önemli. Ama kalp içinde hani şunu söyleyebilirim. Yani bir insanda kalp yetmezliği geliştiği zaman hakikaten yaşam şey çok kötü. Yaşam standardı çok kötü. Kalp yetmezliği son derece maalesef klinik olarak kötü seyreden bir hastalık. İşte hasta nefes alamıyor, karnı şişiyor, ayakları şişiyor, yatağa bağımlı, işte efor şeyi çok çok sınırlı. Yani yaşam kalitesi son derece düşük. Ve maalesef ani ölüm riski bu kalp yetmezliği gelişen kişilerde maalesef yüksek. Aniden işte fibril olabiliyor. Fibrilasyon dediğimiz kalbin durması aniden gelişebiliyor. Ve çok çok ciddi bir sağlık problemi. Yani milyonlarca şu anda dünyada kalp yetmezliği olan insan var. Ve bunların çok çok büyük bir kısmı kalp nakli bekleyen insan, listeleri çok uzun. O süreç nasıl ilerliyor? Şimdi diyelim ki bir insan da kalp yetmezliği geliştiği zaman onun bazı işte kriterleri var. Ekokardiyografi, anjiyografi sonuçlarına göre ciddi kalp yetmezliği var ve bunun da başka bir tedavisi yok. Yani mesela ameliyatla işte kapağı değiştirelim, işte bypass yapalım gibi bir şansı yok. Sadece bu kalp kasının zayıflığından kaynaklı bir problem ise bu tür hastalara genelde kalp nakli öneriyoruz. Ama diyelim ki hasta kalp krizi geçirmiş, işte belki ya da geçirmek üzere damarlarında tıkanıklık var, bunu bypass yaptığımız zaman düzelme şansı var. Ya da işte doğuştan kapak hastalığı ya da romatizmal kapak hastalığı var. Bunlarda mesela kapakları değiştirdiğim zaman düzelme ihtimalleri var. Tekrarlama durumlarda... hususu var mı peki hocamların? Var tabii, var tabii ama genelde bunların bir cerrahi şansı var. O zaman bu tür hastalarda genelde o tür ameliyatlar, kapak ameliyatları, bypass ameliyatları yapıyoruz. Ama bazı hastalıklar vardı. Kardiyomiyopati dediğimiz hastalıklar. Mesela bu Covid'de falan da hani gelişti ya. Evet. Kalp kası iltihabı ve ona bağlı gelişen miyokarditler. Özellikle bu virüslere bağlı gelişen miyokarditler. Bunlarda mesela ciddi kalp yetmezliği gelişiyor zaman içerisinde ve bunlar maalesef başka bir tedavi yöntemi yok. Yani kapaktır, kapak ameliyatıydı, bypass ameliyatı gibi yöntemlerle tedavi şansları yok. Bu tür hastalarında tek nakli, kalp nakli. Yani tek şansları. Hani bir de son zamanlarda işte assist device dediğimiz yani kalbi destekleyici sistemler geliştirildi. Bunlar ilk zamanlar
bu kalp nakne köprü amacıyla yapılıyordu. Mesela diyelim ki hasta kalp yetmezliğine geldi, çok ciddi durum var. Bu kalp destekleyici cihazlar takılıyor. O işte kalp nakli, kalp bulunana kadar o idare ediyordu. Sonra kalp nakli yapılınca o çıkartılıyordu. Artık son yıllarda bu assist device dediğimiz yöntemler artık neredeyse hedef tedavisine de doğru gidiyor. Yani kalbin mesela içine bir kalp akciğer makinesi gibi bir makine yerleştiriyoruz. İçine küçük bir şey, o dışarıdan bir kablolarla işte elektriksel aktivitesi devamlı sağlanıyor. Bir çantayla gezdirilerek çok rahat kişiler bu şekilde de kalp nakli olmadan da idare edebiliyorlar. Ama bu yani pahalı bir şey ve bunun da kendine has problemleri var. Mesela o işte enfeksiyon olabiliyor, orada pıhtılaşmalar olabiliyor, mekanik problemler olabiliyor. O yüzden hala kalp nakli daha bunların önünde ve hala kalp nakli altın standart günümüzde. Yani kalp naklinin sonuçları mesela 5 yıllık süreçlere baktığımız zaman kalp nakli yapıldıktan sonra %70 gibi insanlar hala yaşayabiliyorlar. Yani yaşam süreleri iyi. O yani kabul edilebilir seviyelerde. Onun için kalp naklini yine cesaretlendirmek ve organ bağışlarını arttırmak lazım ve farkındalık yaratmak lazım. Kalp sağlığını korumak için neler yapmalıyız peki hocam? Buradan evet. Seyircilerimize bilgilendirsek. Kalp sağlığı tabii derya. Yani bir merdiven çıksak da kalbim sıkışıyor gibi söylemler geliyordur. Bu gibi başvurular vardır illaki. Size hangi tabii şikayetlerle ki, daha önceki sorum olsun. Hangi şikayetlerle geliyorlar ki siz ona göre yani bir... Bu kalp yetmezliği dışında, bu kalp nakline adaylar dışında tabii hı-hı. Genel olarak biliyorsunuz kalp sağlığı açısına baktığım zaman dünyada hala en önemli sebebi kalp krizleri biliyorsunuz. Evet. En çok yani, stresten deniliyor. Gerçekten en önemli etkeni stres mi yoksa başka nedenler değil, de? O kadar değil. Tabii çok sebep var. Yani çok multifaktöriyel dediğimiz çok faktörlü işin içinde var. Genetik faktörler var işin hı hı. içinde. Yani genetik son derece önemli. Belki yarısını kadarını genetik faktörler etkiliyor. Mesela kendinize ne kadar da iyi baksanız, işte sigara içmediniz, kilonuz olmadı, tansiyonunuz, şekeriniz olmadı, işte iyi beslendiniz, devamlı iyi spor yaptınız ama buna rağmen bile yine bir kalp krizi geçirme riskiniz var. Ama bu genetik faktörden dolayı, genetik olarak bazen işte bazı genler var. Bunlar özellikle bu kolesterol seviyesini etkileyen, karaciğer metabolizmasını etkileyen genler. Bunlar maalesef özellikle böyle genç yaşlarda kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Ama bu kaderde değil aslında. Burada işte yine dış faktörler de son derece önemli kalp krizlerinin gelişmesinde. Bu bizim engelleyebileceğimiz faktörler. Yani genetik faktörleri tabii engelleyemiyoruz ama diğer faktörleri engelleyebiliyoruz. Bunlar da bildiğiniz üzere en önemlisi sigara içimi, kilo ve diyabet. Her şeyin başı sigara. Sigara ve kilo diyebiliriz aslında. Yani kilo çünkü olduğu zaman aşırı kilo olduğu zaman bir şeker hastalığı riskiniz artıyor. Tansiyon yüksekliği riskiniz artıyor. Kolesterol şeyiniz artıyor. Yani aslında kilo tek başına çok ciddi bir kalp rahatsızlığına en önemli etkenleri diyebiliriz. Kesinlikle. Yani kilo onun için son derece önemli. Yani sigara ve kiloyu aslında çözersek aslında o kadar da zor değil. Yani hani sanki böyle kalp krizleri, kalp hastalığı hani böyle çok çözümsüzmüş gibi duruyor ama bu genetik faktörler olsa bile diyelim ki bir insanın genetik olarak 60 yaşında hani kalp krizi geçirecek. Ama sen bu sigara içerse, kilosu olursa bu 30'lu 40'lı yaşlara düşüyor. Çok da erken yaşlara daha düşüyor. Daha öne çekmiş olunuyor. Kesinlikle öne çekmiş oluyor. Yani genetik faktör olsa bile muhakkak çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Genetik faktör olmayanlarda da özellikle sigara ve kilo, obezite son derece ciddi problem. Yani obezite özellikle hani çok durmak istiyorum. Çok artık yaygınlaştı. Bu gelişmiş toplumlarda yani bu Amerikalarda %30'larda, %40'larda, Türkiye'de artık böyle %30'ların üzerine falan çıktı obezite oranları. Gençlerde, orta yaşlarda gözüküyor. Aslında kilo problemi olarak diye adlandırdıkları halde onu kalbe de, kalp sorunları da son derece tetikleyebiliyor. Sadece kalpte olsa iyi yani. Başka faktörler de var. Herhangi diğer hastalıklara da sebep olabiliyor. Özellikle obezite yani çok ciddi bir sağlık problemi.
Ve sadece kalple ilgili değil. Biliyorsunuz şu anda dünyada iki tane en önemli ölüm sebebi var. Birisi kalp krizleri, ikincisi kanserler. Maalesef. Yani obezitenin kanserle de çok ilişkisi var. Yakından ilişkisi var. Yani o da çok önemli bir faktör. Sadece kalp obezite olduğu zaman tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, kalp hastalığı dışında kanser riskini de artırıyor. Yani obezite üzerinde hani çok durmak gerekiyor. Belki vardır belki farkındalık zamanı. O zaman da belki hani konuşuruz onu. O da önemli bir konu. Sigara zaten hiç söylemiyorum. Her şeyin başında çok demin ciddi demiş bir olduğumuz sağlık gibi. Problemi. Hem kanser yönünden olsun hem alkol da ciddi bir sağlık problemidir. Yani özellikle aşırı tüketildiği zaman maalesef alkolde karaciğerde yağlanma yaparak, karaciğer fonksiyonlarını bozarak hem şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve tansiyon gibi problemlere sebep olabiliyor. Onun için ona da yani içilse bile sosyal içici düzeyini geçmemek gerekiyor. İşte ayda bir tane hani bir tane içmekten belki bir şey olmaz ama bu çok fazla içerseniz ciddi bir sağlık problemi. Ama sigara ve işte diğer tütün, nargile gibi şeyler son derece ciddi sağlık problemi. Bunlar biliyorsunuz hem sigara hem kalp krizi, felç geçirme riski, bacak damarlarının tıkanma riski, oradan bacakların kesilme riskini arttırdığı gibi işte dudak, dil, gırtlak, akciğer, mesane kanserlerinin hemen hemen tek sebebi, yani %95 sebebi kuah olmasının ileride kuah biliyorsunuz o da ciddi bir sağlık problemi. Özellikle belirli bir yaştan sonra kuah da ciddi bir kişilerde hayat kalitesini düşüren ve ölümlere sebep olabilen ciddi bir sağlık problemi. Yani neresine tutarsanız tutun çok ciddi bir sağlık problemi. Yani sigarayla ilgili biliyorsunuz dünya ve Türkiye'de aslında çok iyi gelişmeler oldu. Özellikle pasif içiciliği engellemek açısından kapalı alanlarda sigara içilmesini engellemesi bence son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar farkındalık yaratılırsa yaratılsın, ne kadar uzman doktorla bir yol izlenirse izlensin, kişi kendine düşünmediği sürece, kişi kendine durdurmadığı sürece bunun maalesef herhangi bir olumlu bir yani dönüşü olmaz çünkü yani, diyebiliriz o zaman. Tabii yani önemli olan biliyorsunuz hastalığı engellemek. Yani işte sigara içtin, damarın tıkandı ya da kanser oldun. Yani tedavisi bundan sonra çok zor. Yani hep sorunlu problemler. Önemli olan bunları engellemek. Yani bu toplum sağlığı dediğimiz olay aslında bu. Yani önemli olan hastalıkları oluşmasını engellemek. Onun için bu da sigara ve obezite yani iki konu son derece önemli. Yani bu obezitenin içinde işte tansiyon ve şekeri de sayıyorum. Hı hı. Aslında yani şeker hastalığı ve tansiyonunun da en büyük sebebi aslında obezite. Kötü beslenme, işte hareketsiz yaşam, stresli yaşam. Bunlar ciddi sağlık problemleri. Sadece kalbi değil, diğer organları da. Diğer organ tabii yani sadece kalp değil. Mesela obezite, mesela belirli bir yaştan sonra artık ciddi eklem problemleri işte. Bel fıtıkları, diz problemleri, kalça problemleri. Yani özellikle günlük Türkiye'de... Günlük hayatı engelleyecek şekilde tabii özellikle şimdi Türkiye'de baktığımız zaman belirli bir yaşa gelmiş, böyle 60 yaşını geçmiş. Bizim bayanlarda, kadınlarımızda maalesef işte bir hareketsiz bir ortam var. İşte bir hamur işleri, tatlı yeme şeyleri var Türk toplumunda ve belirli bir yaştan sonra görüyoruz ki çok obezite oranları yüksek. Özellikle belli bir yaşın üzerinde kadınlarımızda ve bunların hepsine bakın, hepsinde şeker hastası vardır, hepsinde tansiyonu vardır, hepsinin dizlerinde muhakkak problem vardır, kalçalarında hepsinde bel fıtığı vardır. Yani bu neredeyse kaçınılmaz yani. Nasıl beslenmeliler peki? Yani kalp sağlığı, tabii obeziteden konu açmışken tabii, yani girmek son gerekiyor. Derece, tabii, şimdi kalp sağlığı önemli bir şey. Tamamen bizim yaşam tarzımızla ilgili, evet. Aynen. Son derece önemli. Yani aslında... Yani kalp organını temizleyebilecek yiyecekler nelerdir buradan? Temizleme işi biraz fantezi. Temizleme işi bir şey diye yok ama yani bazen diyoruz işte bir ilaç içiyor ya da şu veriyorlar, kalp temizleniyor, damarlar temizleniyor falan. Onlar biraz çok inanmamak lazım. Siz uzman olarak neler öneriyorsunuz? Önemli olan bunun olmasını engellemek. Olmasını engellemek de işte demin söylediğim gibi sigara kendi, ve kilo. Evet. Yani obezite. Yani obeziteye en büyük sebep bir tanesi şeker tüketimi.
Yani hani şeker üreticileri falan belki hani çok üzüldür falan. Herhalde. Evet evet, 3 beyaz. Özellikle 2 beyaza bunu hani söyleyebiliriz. Şeker ve un. Un. Evet, un ve ekmek. Yani Türk toplumunun en büyük şeylerine bir tanesi ekmek alışkanlığı. Abartılı yiyoruz yani. Yani ekmeksiz yemek yiyemiyoruz. Artık bir ben bağımlılık haline gelmiş. Ben çok şahit oluyorum hocam. Yanlış anlamayın. Makarna ve pilavla da ekmek tüketen bir milletiz. Tabii tabii. Yani öyle yetişmişiz. Ama yani bizim belki eskiden hani olmuyordu da şimdi niye problem oluyor? Çünkü eskiden tamam ekmek falan çok yiyorduk belki ama o zaman çok çalışıyorduk. Hareketliydik. Tabii çok hareketliydik. Yani sabah işte akşam erken yatıyorduk, sabah erken kalkıyorduk. Bir düzenli bir biyoritmimiz vardı. Hayat kolaylaştıkça insan yaşamı daha mı geriye gitmiş oluyor yani? Yani şu anda ciddi bir bizim insan sağlığını bozan ciddi şeyler var. Mesela çok geç yatıyoruz. Geç kalkıyoruz. Az uyuyoruz. Yani bunlar bile önemli. İşte abartılı yiyoruz. Çok glisemik indeksi yüksek dediğimiz hazır gıdalar yiyoruz. Özellikle şeker ve ekmek üzerinde hani çok duruyorum. Ve işte düzenli spor yapmıyoruz. Yani spor sporun yapan etkisi de büyük diyebiliriz değil mi? Kalp olmaz sağlığı mı? Için. Tabii ki. Son derece önemli yani. Yani spor olmazsa olmaz hatta diyeyim yani. Ama bu Türkiye'de biraz problemli. Problematik sporu bir durum da yani. Biraz yanlışa çekiyoruz biz Türk halkı olarak. Fitness olarak yapıyoruz. Vücut şekillendirmesi olarak yapıyoruz ama bu biraz abartıya gidiyor. Yani fitness'tan ziyade biz daha çok bizim en güzel spor aslında böyle işte yürüyüş, bisiklet, koşu, hafif koşu. Yani bunları daha tercih ediyor. Fitness onlar biraz daha vücut geliştirme şeyi falan o farklı bir olay. Evet. O sağlıkla ilgili hatta bazen çok daha sağlıksız alınan gıdalar, durumlara, takviyeler. Tabii evet. Onlar özellikle alınan takviyeler yani son derece tehlikeli. Çünkü orada kortizon türü ilaçlarda verildiği gibi çok aşırı protein yüklemesi falan da yapılıyor. Ben birkaç tane gördüm yani ciddi kalp yetmezliğine evet. Gelen hastalar oldu bunların içinde. Yani onun için onu çok tavsiye etmiyoruz. Mesela maraton falan koşmak da hani biraz kalbi yorabilir, çok şey yapabilir ama bizim dediğimiz günlük yani en basitinden en haftanın işte 3-4 günü işte birer 1 saat, 45 dakika, 1 saat hafif orta derecede egzersiz. İşte bu koşu olur, işte aerobik hareketler olur. Artık belediyeler biliyorsunuz her yerde şey aletleri koymuş. Onlardan çalışmak. Yani evde de yapılabilir bu. İşte toplama hopla yapılan şey neydi? Pilates. Pilates türü şeyler de yapılabilir. Evet. Ya da evde işte bisiklet ya da koşu bandı türü şeyler de olabilir. Dışarıda da olabilir. Ama muhakkak bir hareket lazım yani. Hareketsiz olmaz. Yani özellikle obeziteyle mücadele edeceksek, yani sadece yemek de kesmek de yetmiyor bazen. O obeziteyi gidermenin şeylerinden bir tanesi de, engellemenin yollarından bir tanesi de düzenli egzersiz yapmak. Aslında en güzeli yani bir spor hobisi edinmek. Bunu yani bu Türkiye'de tabii bu yaşam mesela bu işte basket olur, kort tenisi olur, işte futbol olur, voleybol olur, basketbol yani aklınıza hareket. Ne geliyorsa önemli olan hareket edecek şekilde. Şeyler, koşu, yüzme, bisiklet mesela yani bunlar son derece sağlık açısından son derece iyi sporlar ve bunları yani ömür boyu yapmak lazım. Yani böyle hani kısa süreli değil bir yaşam tarzı haline getirmek lazım. Ya burada yaşam tarzından aslında değinmek lazım. Bu yaşam tarzı deyince işte düzenli sporlar yapmak lazım. İşte böyle hazır yiyecekler, fast food yiyecekler, işte şekerli ve ekmekli şeylerden uzak durmak lazım. Gerekiyor. Evet, onlardan uzak durmak lazım. İşte stresle mücadele etmek, öğrenmek lazım. Yani bence Türkiye'nin en büyük problemi bu hocam. Yani ciddi bir problem. Şu anda trafiği bir çıkın şöyle şuradan gidin. Çok yani, önemli bir yani, soru daha sormak affedersin, istiyorum. Küfür hocam. Etmeden gitmek çok zor. Trafik dediğiniz için aklıma geldi. Trafikte, yolda ya da herhangi bir ortamda kalp krizi geçirdiğini bilmiyor insanlar. Yani bir uyuşma olduğunu sanıyorlar ama bunun kalp krizi mi yoksa dokusal bir şey olduğunu tam fark edemedikleri için uzmana gidip de danışmıyorlar ya da erteliyorlar. Bu hususta da bir önemli açıklamalar yani, işte tabii göğüs ağrısı olur ise o önemli bir şey. Yani göğüs ağrısı olduğu zaman bu trafikte de olabilir ya da yürürken de olabilir, evde de olabilir. Bu tür durumlarını, bütün göğüs ağrılarının bir kere muhakkak bir doktora gözükmesi lazım. Özellikle gençlerde bazen hani böyle kas ağrıları, mas ağrıları, miyajiler, hani böyle kalp krizini taklit eden ağrılar böyle çok panik yapıp panik ataklara sebep olabiliyor, şey yapabiliyor ama
yine her halükarda yine bir kalp doktoruna gözükmekte fayda var. İhmal herkesin etmeden. Muhakkak. Çünkü herkesin bir kere zaten bir eko falan yaptırması lazım. Ekokardiyografi dediğimiz yöntemler. İşte doğuştan kalbin delik olabilir, kalp yapısında problemler olabilir, işte anomaliler olabilir, koronerlerin kalp damarlarında çıkış anomaliler olabilir. Yani bunların aslında önceden tespit etmek lazım. Muhakkak herkesin bir kere bir doktora gitmesi. Özellikle göğüs ağrısı varsa, eforla gelen özellikle göğüs ağrıları varsa bu son derece kıymetli. Yani yürüdüğün zaman, koştuğun zaman bir göğüs ağrısı gelmiyor olması bize son derece iyi bulgu verir ve bunu iyi tetkik ettiğim zaman bu sonuç genelde koroner anjiyo kadar gider. Ve genelde bu tür şikayet olanlarda genelde bir takım kalp damar tıkanıklıkları çıkar. Ve bu kişiler aslında şanslı kişilerdir. Çünkü göğüs ağrısı önceden bir sinyal veriyor. Bazı kişiler maalesef şanssız oluyor. İşte hiç göğüs ağrısı sinyal vermiyor. Ve ani işte ölümler olabiliyor. Ani kalp krizleri. Bunlar mesela biraz daha şanssız grup. Ama bunlarda da işte yine risk faktörleri önemli. İşte genetik risk faktörü var ise, işte sigara, diyabet, tansiyon, obezite bunlar var ise bu kişilerin düzenli olarak doktor kontrollerine gitmesi kendilerini gerekiyor. Kendilerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Kesinlikle. Ve uzman doktorlara kesinlikle. En kısa zamanda mesela, gitmeleri mesela gerekiyor. Mesela genetik olarak yatkın olan kişinin mesela 30 yaşından sonra düzenli olarak her yıl efor testine girmesi lazım. İşte eko arada yaptırması lazım. Ya da işte genetik olarak hani çok belirgin değil ama hasta kişi sigara içiyorsa obezitesi varsa bu kişilerin de böyle 30'lu yaşlardan sonra belirli aralıklarla efor testi gibi kalp damar tıkanıklığını araştıran testleri, gerekirse anjiyoya kadar giden testleri yaptırması lazım. Çünkü maalesef kalp krizi geçirildiği zaman kalp geçirilenlerin maalesef 1/3'ü o an ölüyor. Yani sigara içenlerin bu kalp krizi geçirme oranı 5 kat daha fazla. Aynı zamanda tansiyon yüksekliği olanların bu plan çatlayıp aniden kalp krizi geçirme oranı o da 5 katı kadar fazla. Yani burada yine iş yine sigaraya ve obeziteye geliyor. Yani obezite olduğu zaman biliyorsunuz tansiyonunuz da yükseliyor, şekeriniz de çıkıyor. Zaten şeker hastalığı başlı başına ciddi bir hastalık. Yani sadece kalbi değil, bütün damarları etkiliyor. Bütün işte gözü etkiliyor, böbrekleri etkiliyor. Çok ciddi bir sağlık problemidir yani şeker hastalığı. Onun için şeker hastalığının olmamanın tek yolu, yani tek yolu obezite, kilo almayacaksınız. Göbek bölgenizde yağlanma olmayacak. Hani özellikle diyor ya işte erkeklerde hani göbek falan iyidir falan falan öyle bir şey yok yani. Göbek kesinlikle son derece sağlıksız bir olaydır ve kesinlikle olmaması lazım. Çünkü göbek çıktığı zaman göbek demek karın içindeki organlarda yağlanma var demektir. Bu bağırsak ansılar içerisindeki organlar olduğu gibi aynı zamanda karaciğeri de tutuyor. Yani karaciğeri de yağlanma var demektir. Karaciğeri bizim en önemli metabolizmamızı sağlayan önemli organ. Çok önemli bir organ. Yani karaciğeri kesinlikle üzmememiz lazım. Yani karaciğeri üzdüğümüz zaman, özellikle bu yağlanma olduğu zaman bu metabolizma bozulur. İşte şeker hastalığı, kolesterol şeyinde değişiklik, bozukluklar, iyi kolesterolde azalma, kötü kolesterolde artma ya sebep olur. Bu da işte damar tıkanıklıkların riskini hızlı bir şekilde artırır maalesef. Onun için bu karaciğer yağlanması önemli. Göbek, bel çevresinin kalınlığı önemli. Bayan erkek fark etmiyor. Herkesin yani baktığı zaman bir göbeği olmaması lazım. Yani ama bu da çok zor değil aslında. Yani hani çok böyle bizim hastalarımız geliyor anlatıyoruz bazen işte bak işte şekerden uzak dur, işte ekmek işte tüketimini kısıtla falan diyoruz. Yani sanki böyle hiç olmayacakmış gibi konuşuyor. İşte ben ekmeksiz yapamam, işte ben işte şekersiz yapamam. İşte sigarayı bırak diyorsun, işte sigarayı bırakamam ben. Ya, aslında kendisini bırakmış oluyor yani, hayata karşı. Evet, ama böyle bir şey yok yani, yapmak lazım. Yani çok zor bir şey değil. Bu aslında bir nevi bağımlılık. Yani bağımlılıklar da çok rahat belirli bir şeyden sonra, zamandan sonra çok rahat giderilir. Yani sigara bağımlılığı da giderilir. Yeter işte ekmek, şeker bağımlılığı da giderilir. Değil mi? Tabii kesmek tabii. Yani işte buna inanmak lazım. Farkındalık olması lazım. Yani çünkü hakikaten çok genç yaşlar indi. Yani bu kanserler de çok genç yaşlar indi. Kalp krizleri çok genç yaşlar indi. Artık 30'lu 40'lı yaşlarda çok sık görüyoruz.
ani ölümler, işte stent takılanlar, kalp krizi geçirenler, bypass olanlar hala ciddi bir sağlık problemi olarak devam ediyor ve artarak gidiyor. Yani azalmıyor da yani. Özellikle bu teknolojik gelişmeler, yaşam tarzımız, dediğim gibi daha az bir hareketli bir yaşam, daha stresli bir yaşam, işte kötü beslenme, yani ev yemeklerinin az yenmesi, fast food yemeklerinin artması, özellikle çocukların bunlara çok maruz kalması, gençlerin çok maruz kalması, şeker, çikolata gibi ya da şekerli içecekler gibi şeylere çok maruz kalması. Yani çok yaygın. Hocam kalp rahatsızlıklarında özellikle belli bir yaş ortalaması istatistiği var mı? Hem organ olarak hem de kalp rahatsızlığıyla. Yani tabii yaşlandıkça kalp riski artıyor tabii. Yani her ne kadar yaşlanırsanız o kadar risk artıyor. Yani öyle bir oran yok. Bu tamamen aslında topluma ve kişiye göre de değişiyor. Yani işte bazı toplumlar mesela az sigara alışkanlığını kaybetmiş. Ya da obeziteyle çok iyi mücadele ediyorlar, iyi spor yapıyorlar. Bunlar da bu daha ileri yaşlarda. Ama özellikle sigara içen, obezitesi olan ve genetik yatkılı olanlarda bu artık 30'lu 40'lı yaşlarda. Çok daha genç yaşlarda oluyor maalesef. Anjiyo ve bypass ameliyatları hakkında da biraz bilgi verseniz hocam. Şimdi anjiyo dediğimiz yöntem, işte bu hani dedi ki kalp krizleri oluyor, ne oluyor? İşte diyelim ki oradaki damar çatlıyor, darlık var. Ve biz bunu işte önceden anjiyoyla tespit edebiliyoruz. İlk aşama anjiyo olarak o zaman yani öyle mi tabii, hocam? Öncesi aslında hastanın önce bir muayene olur, bir ekokardiyografi yapılır, bir EKG çekilir, bir efor testi yapılır. Ondan sonra hasta anjiyo, hemen ilk başta bir hastalara anjiyo yapmayız. Yani hastanın bir şikayeti var ise, mesela eforla gelen göğüs ağrısı çok tipiktir bize. Eğer öyle bir şikayeti var ise eforla gelen göğüs ağrıları, onlara işte ekokardiyografi, EKG, efor testi ya da sintigrafi dediğimiz yöntemlerle, bunlar indirekt yöntemler, bunlarla damar tıkanıklığını şüpheleniriz. Var mıdır, yok mudur, olasılık var mıdır? İşte efor testi pozitifse mesela yüksek şüphedir ama %100 garanti değildir. Bunun %100 anlamak için muhakkak anjiyo yapmamız lazım. Anjiyo bize %100 olarak o damarlarda ne kadar problem olduğunu gösteriyor. Yani kesin tanı aslında anjiyodur. Sonrasında? Sonrasında diyelim ki anjiyo yapıldı. Anjiyodan sonra zaten 3 ihtimal var. Ya ciddi bir şey yapmayız, tamamen normal olabilir. Ya da ufak darlıklar olur, %20-30 darlıklar olur. Mesela kritik darlıklar olmaz. Bunlara ilaç tedavisi veririz. Ya da diyelim ki kritik darlıklar oldu. %50'nin üzerinde ana koronelerde, ana damarlarda, %70, %80 üzerlerinde damarlarda darlık var ise o zaman genelde 2 ihtimal söz konusu. Ya koroner stent takarız ya da bypass yaparız. Cihaz sürekli yaşamı boyunca mı takılı olacak stent dediniz? Stent. Stent dediniz. Bu anjiyo stent dediğimiz damar, diyelim ki bir damarın içinde %70-80 darlık var. Onu kasıktan ya da koldan bir şeyle girerek onun içine bir çelik kafes diyelim aslında o. Yani bir alet değil o. Damarı şişiriyoruz, onun içine bir boru döşüyoruz diyelim. Yani, yani yaşamı öyle, boyunca tabii orada kalıyor tabii. Ama onun da tıkanma riski var. Ya yani onun içinde yani vücut yine tekrar değil yani. Yine önlemlerin alınması gerekiyor. Ya bypass da %100 çözüm değil, stent de %100 çözüm değil. Ama bunlar tabii yaşam süresini uzatıyorlar, hastanın şikayetlerini azaltıyorlar, kalp krizi riskini azaltıyorlar tabii ki. Ama bunlar dediğim gibi kesin çözüm değil. Yine burada yine hastaya çok iş düşüyor. Yani bizim için önemli olan bu risk faktörlerini azaltmak. Son derece önemli. Yani risk faktörlerini azaltamazsak, biz ne kadar bypass olsak, stent olsak bu işten kurtaramayız. Mesela bizim bypass yaptığımız hastalar kendileri mesela tabii ondan sonra bir çeki düzen veriyorlar. İşte sigarayı bırakıyor, işte diyetine dikkat ediyor, kilo veriyor. Kısa bir süre sonra tekrar başlıyorlar. İşte eğer bunu uzun süre sürdürürlerse, yani hakikaten uzun dönem sonuçları çok iyi bypassların. Yani uzun yıllar, 10 yıl, 20 yıl sonra bakıyorsa hala daha o yaptığımız bypasslar çalışıyor. Ama bazı kişiler var, işte dediğin gibi hemen işte 2 ay sonra, 3 ay sonra hemen sigaraya başlıyor. İşte kendini bırakıyor. Kendimi. Evet. İşte ben bypass oldum, kalbim yenilendi deyip çok rahat davranıyorlar. Ama bunlar da bir bakıyorsunuz 5-10 yıl içerisinde bunların da tekrar bu damarlarda, hatta bazen daha erken, bazen aylar içerisinde maalesef bu damarlar tıkanabiliyor.
tekrar işte stent olunuyor, tekrar bypass olabiliyor. Ama bu tabii hayat tarzını, hayat şeyini, kalitesini çok düşürüyor. Onun için yani bypass oldun ya da stent olduktan sonra çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Yani az değil, çok daha dikkat etmek gerekiyor. Bunu ne kadar iyi dikkat edersek tekrar başımıza yeni bir kriz geçirme riski ya da yeni damar tıkanıklığı olma riski son derece azalıyor o zaman. Hocam 50 yaş üzerinde çeşitli hastalıklar oluyor. Tansiyon, şeker, kalp ya da diğer hastalıklar tetikleniyor. Bunların tedavisi ilk önce ilaçla devam ediliyor bazen. Tabii bu kişiye evet, değişiyor. Benim burada sormak istediğim, merak ettiğim her bir hastalık için ayrı ayrı ilaç veriliyor. O bünye kaldıramıyor bazen. Bunu farklı hastalıklara da tetikliyor mu? Yoksa o tabii ilaçların ki, ne kadar, farklı bir... Her ilacın kendine ait bir... yan etkisi var. Yani en basit aspirin diyoruz. Aspirin bile sürüsünen yan etkileri var. Kana karıştığı an itibariyle yani aslında tansiyonu dengeleyeyim derken kalp tabii, ilacının bir etkisi kalıyor mu ya da başka bir yani birbirlerine etkileşime mu girebiliyorlar. İşte tansiyon ilacı, kalp ilacı, işte şeker ilacı tabii yani işte romatizma ilaçları, başka hastalıklarda kullanılan ilaçlar, böyle kan sulandırıcılar tabii hepsi birbirlerine etkileşime girebiliyorlar. Ama burada tabii yani ne kadar az ilaç kullanırsak o kadar iyi. Bak yine iş şeye geliyor, obeziteye geliyor. Yani 50-60 yaşına gelmiş bir kişi eğer obez değil ise, yani göbek çevresinde şey yoksa, işte bu hastanın şeker çıkma ihtimali çok düşük, kolesterol çıkma ihtimali çok düşük, tansiyonu çıkma ihtimali çok düşük. Ve böyle ve bu hasta da işte düzenli spor yapıyor, obezite olmuyorsa zaten ilaç kullanımı da olmayacak. Ya şu anda zaten mesela 50-60 yaşına gelmiş kişilerin ilaç kullananın çoğuna bakın, muhakkak kilo problemi vardır. Muhakkak tansiyon problemi vardır. Muhakkak şeker problemi vardır ve bunların hepsinin de altta yatan sebep yine obezitedir. Yani obezite olduğu zaman, kilo olduğu zaman İşte karaciğerde yağlanma olduğu zaman tansiyon, şeker kaçınılmaz ve hasta da mecbur ilaç kullanıyor. Aslında yani diyelim ki işte obezite oldun, sonra şeker hastası oldun, tansiyon hastası oldun, ilaç kullanıyor başladın. Aslında bu kişiler kiloyu verebilirlerse, yani o karaciğeri tamamen normal hale getirebilirlerse, göbekteki tam o yağlanmayı falan tam yok edebilirlerse aslında bu ilaçlara da gerek kalmayacak. Çok çok büyük bir kısmı kesiliyor ya da çok aza indiriliyor. Hatta büyük ihtimalle de çoğu kesiliyor. Yani burada aslında biz yani obeziteye bağlı olarak aldığımız kilolardan dolayı çok fazla ilaç kullanıyoruz. Tansiyon, şeker ilaçlarını kullanıyoruz. Bu tansiyon, şeker ilaçlarının hepsine göre, hepsine kendine göre yan etkileri var. İşte böbreklere zarar veriyor, işte beyne zarar veriyor. Yani her yere zarar verebiliyorlar. Bunları ama kullanmazsak bu sefer şekerin ve tansiyonun... Psikolojik olarak alınca rahatlayacağımızı sanıyoruz ama her şeyi öyle ihmal ederek onun ilacı, başka yani bir hastalığın ilacı derken kendimizi aslında günlük hayatta engellemiş oluyoruz. Aslında sağlıklı bir insan normalde çok ilaç kullanmasına gerek yok. Yani işte şekerin yoksa, tansiyonun yoksa, damar tıkanıklığın yoksa ki bunların hepsi de dediğim gibi işte bu sigara ve obezite ile ilişkili. Yani bunlar aslında yok ise o zaman ilaca da gerek yok. Yani bazen böyle çok görürsünüz, bazen böyle bizim işte Sivas tarafından da falan hani çok gelir böyle 70-80 yaşına gelmiş böyle zayıf, şey slim gibi amcalara falan olur. Daha hayatında hiç doktora gitmemiş mesela. Gitmez çünkü niye gitsin? Çünkü bu da zayıflık son derece önemli. Çünkü orada iyi besleniyor, kilosu yok, şekeri yok, tansiyonu yok. Bir de sigara içmemişse zaten 10 numara. Bu kişiler 80-90, 100 yaşına kadar çok sağlıklı bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz. Ama obezite varsa yani her yönden sıkıntılı. Buradan izleyenlerimiz buradan yani kesinlikle yani burada özellikle hocam, kadınlarımıza söylüyorum. Yani özellikle belli bir yaşta. Şimdi genç yaşlarda obezite çok tolere edilebiliyor. İşte ama belli bir yaştan sonra bu özellikle şeker tansiyonu dışında eklem iskelet problemi çok.
diyelim izleyenlerimize. Ne kadar Türk toplumu olsak da, ataerkil bir toplum olsak da eşlerine hamuru, tuzu, şekeri yedirmemeleri gerekiyor. Hem yapmasınlar hem de yedirmesinler. Evde bir çatışma çıksa da hem eşlerine hem de çocuklarına yani, sağlıksız ürünler yedirmemeleri gerektiğini. Yani bunun kavgası da çok oluyordur. Ben de hastalarımla hep bu kavgayı yapıyorum aslında. Her seferinde anlatıyorum ama bazen işte... Yani kişinin kendi elinde diyelim sağlığı. Evet, evet, kesinlikle. Ne doktor ne de başka bir insan kesinlikle kişinin sağlığına müdahale edemez. Aynen. Bu da tek iş kişinin bireysel olarak kendini düşünmesiyle alakalı diyelim hocam. Açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Farkındalık ayında hem organ nakline hem de kalp sağlığına değinmiş olduk. Evet. Yani organ bağışı konusunda tekrar bir son şey söyleyeyim. Yani organ bağışı son derece önemli, hayat kurtarıcı. Bağışlamaktan çekinmeyin. Öyle gereksiz korkular, çünkü çok abartılı korkular var, canlı canlı alınıyor, işte ölmeden alınıyor gibi, öyle değil. Kesinlikle bunların belirli kuralları var ve çok ciddi takip ediliyor. Ve gelişigüzel de yapılmıyor biliyorsunuz organ bağışları. Bir organ bağışı sistemi var, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde tamamen. Ve herkese de bu izin verilmiyor, her yerde yapılmıyor. Bu üniversite hastaneleri, büyük hastaneler de kontrollü bir şekilde yapılıyor. Onun için çok korkmaya falan gerek yok. Organ bağışı hayat kurtarır diyorum. Organla bağışlamak hakkında çekinmeyin diyorum. En son çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık diyorum. Hadi. Evet sevgili Vizyon 58 TV izleyenleri, bu haftaki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cenal oldu. Çok da güzel açıklamalarda bulundu. Organ naklinden bahsetti, kalp rahatsızlıklarından bahsetti ve kalp krizine neden olacak iki önemli etkene altını çizdi, vurguladı özellikle. Bir sigara, iki obezite dedi. Umarım sizler için faydalı bir yayın olmuştur. Bir Şifa Kapısı programının sonuna geldik. Vizyon 58'de kalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.